Mart ayının 3'ü. Saatlerimiz 19.01. Yeni bir yayına yine başlayacağız inşallah, Allah nasip ederse. Birkaç dakika yine istirhamınızı rica ediyorum. Birkaç dakika daha bekleyelim. Arkasından yayınımıza, bugünkü yayınımıza başlayalım inşallah. Sevgili misafirlerimiz, kıymetli beyefendiler, değerli hanımefendiler, hoş geldiniz. Efendim, bir yayınımıza daha başlıyoruz. Bugün İsveç'te ehliyet sürecini inşallah masaya yatıracağız, konuşacağız. Misafirimiz Emre Oğuz Bey, hoş geldiniz Emre Bey. Hoş geldik, teşekkür ediyorum, sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese evet, hayırlı akşamlar. İsveç'te ehliyet almak istiyorum, nereye başvurmam lazım? Risk 1, risk 2, başvuru süreci ne kadar sürüyor, kaça mal oluyor, elimde Türkiye ehliyetim var, İsveç'te bunu ne kadar kullanabilirim, süreç bittikten sonra kullanabilir miyim, pandemi süreci özellikle ehliyet alma sürecini zaman anlamında veya başka şekillerde nasıl etkiledi, bu ve buna benzer bütün inşallah soruların cevabını Emre Bey'den almaya çalışacağız. Bu arada, evet, yani nasıl bir kelime kullanayım, çok soruların olacağını tahmin ettiğim bir konu. Dolayısıyla chat kısmından aklınıza gelen konu konuşulurken anlamadığınız, aklınıza gelen soruları lütfen chat kısmından paylaşın. Bunu sunum bittikten sonra yine Emre Bey'e inşallah soracağız. Ve arkasından karşılıklı soru cevap kısmında da sizden gelen soruları muhatabımıza sorup cevaplarını almaya çalışacağız. Evet sevgili Emre Bey, tekrar hoş geldiniz. Sizi bir tanıyarak başlayalım programımıza isterseniz. Buyurun lütfen. Sağ olun, sağ olun. Ben adım Emre Oğuz. Aşağı yukarı 7-8 yıldır Malmö'de yaşıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Onun dışında online eğitimler satan bir firmam var. Bir yandan ehliyet için teori eğitimleri satıyoruz. Bir yandan İsveççe dil bilgisi eğitimleri satıyoruz. Şimdi ehliyetle ilgili daha evvel bir sunum yapmıştı, birkaç yıl oluyor. Tabii zaman da çok çabuk geçiyor. Arada birçok insan geldi veya o dönem o yaptığımız program yaptığımız zaman bu kadar profesyonel çalışmıyorduk. Yani hey inisiyatif aradan geçen süre içerisinde çok hızlı ve belli bir strateji çerçevesinde güzel bir büyüdü. Bence birçok güzel program yapıldı. Ben takip ettim bazılarını. Çok daha geniş kitlelere ulaşıyor programlar. O yüzden siz sorduğunuzda yeni bir tekrar böyle bir şey yapalım diye. Severek kabul ettim. Yani hem arkadaşlarla birlikte konuşalım hem de ben bildiklerimi paylaşayım. Çünkü bilgi çok kıymetli bir şey ve paylaşıldıkça da mutlaka herkes için pozitif manada geri dönüyor. Yani ben bir bildiğimi size paylaşıyorum. Siz başkasıyla kendi bildiğiniz başka bir şey paylaşıyorsunuz. Bu şekilde hepimiz hep birlikte ileriye doğru gidiyoruz. Yani tekamül denen şey bu. Ben bunu seviyorum. Buna katkıda bulunmak istiyorum. Kendi bilgim çerçevesinde bu ehliyetle ilgili de yıllardan beri yani bu süreci takip ediyorum, biliyorum. Hani sistemi biliyorum en azından. Ve birçok soruyu
Hani kendi yaptığım işten dolayı şu ana kadar cevapladım. Ama yine de yeni sorular olabilir. Arkadaşlar da ben birazdan bir sunum paylaşacağım. Onun dışında kalan konular olabilir. Benim bugün bahsetmeyi unuttuğum şeyler olabilir. Arkadaşlar şey yapabilirler. Soru sorarlarsa ben onlara da ayrıca biliyorsam cevap veririm. Bilmiyorsam da zannederim daha sonra işte hani burada bahsettiklerimizden bir not çıkarılıp bir yazı çıkarılıp internet sitesine koyulacak, öyle değil mi? Evet, arkadaşlarınız bununla alakalı çalışma yapıyorlar. Sizin konuşmanızı edit yapıp tekrar e-inisiyatifin kendi web sitesinde inşallah paylaşacaklar. Biz sizi co-host yaptık. Sunumunuzu paylaşabilirsiniz çok rahat. Bu arada sesinizle alakalı biraz yüksek sesle konuşmanız mümkün mü acaba demiş bir dinleyicimiz. Veya yakın kulaklıkları mı kullanıyorsunuz? Kulaklıklardan mı acaba? Şimdi kulaklıklarla alıştım ben. Bana çok temiz geliyor. Devam edelim lütfen. Biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışabilirim ama sorun devam ediyorsa bildirsin arkadaşlar. Başka bir çözüm bulalım. Çünkü şey yapmayınca böyle ses düzgün gelmeyince çok sıkıcı oluyor. Ben de bir yandan işte burada üniversitede bazı dersler alıyorum. Orada da bazı hocalar konuşurken ses düzgün değilse çok sıkıcı oluyor. Aynı duruma düşmek istemem. Bir yandan ben ekranımı paylaşayım mı? Başlayalım Evet, mı yoksa? sunuma başlayabiliriz Emre Bey. Tamam. Ekranınızı Şimdi evet, şimdi paylaşmaya başladım. Zannederim görüntü görüyorsunuzdur. geldi, sıkıntı yok görüntüde. Şu an Evet. seste de problem yok. Sevgili seyirciler, eğer seste yani ben rahat duyabiliyorum ama genel anlamda bir sorun varsa lütfen chat kısmından yazın paylaşın. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Tamam, sağ olun. Ben şimdi böyle aralıksız 20 dakika 25 dakika konuşabilecek miyim bilmiyorum çünkü. Ama arada siz de girebilirsiniz, bir şeyler sorabilirsiniz veya detaylı bir şekilde izah etmemi istediğiniz bir şey olursa. Bir de arada şeyi gördüm, Salih abiyi gördüm. Ona selam vermeden başlamak istemiyorum. Salih Beşir abiye ismini gördüm çünkü. Salih abi selamlar. Şimdi şunla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi İsveç'te ehliyet almak. Biliyorsunuz her ülkede böyle ama burada da ekstra önemli. Çünkü artık şey noktasına kadar gelmiş, neredeyse bütün iş ilanlarında ehliyet bir merit olarak, bir artı olarak isteniyor. Dolayısıyla da hani almak lazım ama çok fazla şey de var. Ehliyet almakla ilgili, İsveç'te ehliyet almakla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var piyasada yani. Ben onu görüyorum çünkü sık sık bana işte sosyal medyadan veya işte bahsettiğim şirketimin hesaplarından gelen sorulardan bunu anlıyorum. Çok fazla bilgi kirliliği var. Bunlardan en başta geleni işte bizim Türk ehliyetlerimiz var ve bu ehliyetler de Avrupa Birliği standartlarında yapıldığı yeni çipli ehliyetlerden bahsediyorum. İşte benimki eski tabii, Türk ehliyetim uzun yıllarda gitmediğim için, ama yeni çipli ehliyetler var artık. Avrupa Birliği'nin istediği gibi yaptık bunu. O halde bu burada geçerlidir diye bir anlayış var. Bu doğru bir anlayış değil. Burada ehliyetlerimiz turist ise geçerli. Yani ülkeye turizm amacıyla gelmişsek, kısa süreli kalacaksak veya hani bazen işte makinelerin montajı için kısa dönemli vizelerle gelen insanlar oluyor. İşte sanatsal etkinlikler için gelen insanlar oluyor. O tür amaçlarla gelindiğinde, kısa süreli kalınacaksa Türk ehliyetlerini kullanabilirsiniz. Ama onun dışında bu ülkede tamamen kalıcıysanız ehliyetimiz geçerli değil. Yani Türk ehliyetimizi maksimum bir yıl kullanabiliriz. Folkbook olduktan sonra, nedir bu? Yani kayıt olduktan sonra resmi olarak. Onun dışında ehliyetimiz geçerli değil. Yani bir yıl sonunda mutlaka ama mutlaka ehliyetimizi değiştirmemiz lazım. Eğer araba kullanmak istiyorsak bu ciddi bir mesele. Bazı insanlar bunun ciddiyetini anlamıyor. Şöyle bir durumla karşılaştım. Tecrübe, sizle paylaşayım bunu. Şimdi bizim bir üyemiz, yani internet sitemize üye olan insanlardan bir tanesi yaşadığı bir şeyi anlattı bize. Danimarka'ya gidip geliyor.
Ve oradan dönüşlerinden bir tanesi de polis onu durduruyor, ehliyet soruyor ve Türk ehliyetini gösteriyor. Sonra bu Türk ehliyetinin süresi bir yıllık süre dolduğu için polis bunu mahkemeye veriyor. Polis bunu mahkemeye verince mahkemede bunu inceliyorlar ve kendisine bir kamu hizmeti şeyi veriliyor. Cezası veriliyor. O da işte bir dernekte çalışacaksın veya işte başka kendisine uygun görülen bir kamu hizmetini yapacaksın gibi. Bu da en başta seviniyor yani işte küçük bir cezayla atlattık bunu, para cezası vermediler falan diye. Ama daha sonra oturmaya başvurduğu zaman bunu karşısına çıkarıyorlar. Sen ceza aldın diyorlar. Bu yüzden oturumunu uzatamazsın diyorlar. Yani bu mesele böyle de ciddi bir mesele. Yani benzer bir şey benim de başıma gelmişti ama ben çok şükür ceza almamıştım. Çünkü hani benim devam eden bir sürecim vardı falan filan. Neyse bana ceza vermedi ama bu arkadaş ceza verdiler ve daha sonra da yani oturumunu uzatmaya başvurduğunda bunu karşısına çıkardılar. Çünkü malum oturum uzatma olaylarında istenen aranan şartlardan bir tanesi bu suç işlememiş olmak yani. Şimdi ehliyet suçu, trafik suçu diğer suçlardan farklı suç değil yani. Çünkü o kapsamda şey böyle detaylı bir şekilde belirtilmiyor. Hani şu suçlar veya adi suçlar veya diğer suç türleri şunları işlersen bu dikkate alınır, işlemezsen dikkate alınmaz diye bir şey yok. Orada suç kavramı şey oluyor ve Akla şöyle bir soru geliyor Emre Bey. Bu bir yıllık süreç ne zaman başlıyor? Buraya gelen arkadaşlarımızın ağırlığı mülteci ve iltica ediyor ve iltica prosesi başlıyor. Yani o evet. süreç ne zaman başlıyor? Hangi tarihten, ülkeye girdiğiniz andan itibaren mi? Yoksa ilticaya müracaat ettiğiniz andan itibaren mi? Şimdi nasıl girdiğinize bağlı iltica ile gelenler başka giriyorlar ama oturumla hani aile bilişimle gelenler başka giriyor. Pardon. Aile bilişimle gelen bir insan girdiği anda başlar. Çünkü o zaten şey olduğu için hani bir oturum onun için hazırlandığı için o zaten sisteme kayıtlı oluyor ve sonra geliyor ki doğrusu o girdiği andan itibaren başlar. Ama iltica olayındaysa daha henüz oturum ancak karar çıktıktan sonra sisteme giriyor. Bazıları bunu şu şekilde yorumluyorlar. Yani biz işte geldik şu tarihte 2018 Ocak'ta ben ülkeye giriş yaptım. İşte girişimde kayıt altına alındı. Evet kayıt altına alındı ama o tarih itibariyle senin işte dosyan görülecek, işlemin görüşmelerin yapılacak ve ondan sonra seninle ilgili bir karar verilecek. Haliyle buradaki kayıt yapılması yani senin sisteme girişin. Bu da o kadar tartışmalı bir konu ki yani burada sisteme kaydını yani folk book hale gelme halini birçok yerde şey Microhons ve Erket'in görevlileri yapıyor. Onların yaptığı o tarih bunu şeyden sorup öğrenebilir herkes. Yani kendi adına bunu şeyden sorup öğrenebilirler Microhons ve Erket'ten. O bilgileri ancak kişiye veriyorlar. Oradan sorup öğrenmekte fayda var. Çünkü o tarih dikkate alınıyor. Umarım şey yapabilmişimdir. Sunuma başlayalım Emre Bey. Buyurun lütfen. Tamam. Şimdi ya Türk ehliyetiyle kısmı, Türk ehliyetiyle ilgili kısmı hemen geçmek istedim. Yani Türk ehliyetlerimizi çeviremiyoruz. Bir yıl sonra burada sıfırdan hiç ehliyetimiz yokmuş gibi ehliyet alacağız. Yapmamız gereken şey budur. Bunun için de burada Sherlock Tilston denen bir şey var. Sherlock Tilston yani sürücü adayı izni belgesi gibi bir şey yani. Sherlock sürüş belgesi izni. Bu şu demek, siz trafik idaresine ben ehliyet almak istiyorum diye başvuru yapıyorsunuz. Onlar da size işte başvurunuzu inceliyorlar ve bir belge gönderiyorlar. Bu Sherlock Tilston'u gönderiyorlar. Bu belgeyle siz şey yapabiliyorsunuz, sürüş dersleri almaya başlayabiliyorsunuz. Yani yanınızda bir sürüş hocası varken araba kullanabilirsiniz gibi. Bu olmadan bir sürüş okulundan ders alamazsınız veya bir yakınınızdan ders alamazsınız. Bu Sherlock Tilston bunun başvurusunu internet üzerinden yapıyoruz. Ben şimdi buraya bu benim slaytıma linkini koydum. Daha sonra bu slaytı da paylaşacağım arkadaşlarla. Bu linkleri o yüzden oradan görebilirler ama şuradan ben tekrar açayım. Buraya bastığınız zaman bu sayfa açılıyor. Şimdi buradan, burası Transportation'ın sayfası. Buradan önce bir başvuru yapıyorsunuz. Yani
İşte sürücü ehliyet almak istiyorum başvurusu bu. İşte B sınıfı ehliyeti alanlar, yani binek otomobili dediğimiz ehliyet almak isteyenler buradan başvuru yapıyorlar ve karşılarına bazı sorular çıkacak ondan sonra. O soruların cevap Ürküne verilmesi. gireceğim ama person number mutlaka gerekiyor mu bunun için, müracaat için? Evet, bu da çok aslında güzel bir soru. Yani çok sık gelen sorulardan biri bu bana bizim sistem üzerinden. Person number transport sürelerinin sayfasında bunun gerekmediği yazıyor. Hatta çok hızlı bir şekilde şuradan size göstereyim. Burada sorulan sorulardan bir tanesi bu. Yani transport sürelerinin sayfasında bir soru cevap bölümü var. Oradaki sorulardan biri bu. Benim person numaram yok. Ama işte ehliyete başvurabilir miyim diye. Ona verilen cevap, person numaranız olmazsa da ehliyete başvurabilirsiniz. Ancak kimliğinizi beyan edebiliyor olmanız lazım. Bu şu demek, yani siz Migrahanos harekete veya işte diğer kurumlara, bazı insanlar ülkeye tamamen kimliksiz geliyorlar. Hiçbir pasaportları yok, bir şeyleri yok. Ama siz normal gelmişsiniz. Kimliğiniz, pasaportunuz var. Onları da zaten vermişsiniz. Migrahanos hareketi ver. Yani kimliğinizi beyan edebiliyorsunuz. Bu durumdaysanız yapabiliyorsunuz. Başvurabiliyorsunuz. Deniyor sayfada. Ancak bunu birkaç sefer değişik insanlar, benim birebir irtibatta olduğum insanlar denediler. Başvuru yapmayı ve sınava girmeyi. Genelde sınav aşamasına kadar sorun yaşamıyorlar ama sınav aşamasında bir türlü sınava giremiyorlar. Çünkü sınava girmek için sisteme person numarası girmek gerekiyor. Ve o noktada sınava giremiyorlar. Sınav kapısından geri dönen 2-3 kişi oldu böyle. Yani bu konuyu henüz tamamen bütünüyle aşıp ehliyetine, person numarasını almadan ehliyetine kavuşan birebir bir örnek tanımıyorum ben. Yani bu biraz üzerinde mücadele edilmesi gereken bir konu ama yani hani zaten ülkeye yeni gelmiş, zaten başka birçok problemle uğraşan insanlar da genelde bu konuda hani bir mücadeleye girişecek şeyleri olmuyor. Yani teknik olarak var, resmi olarak var ancak icraatte person numaranız yoksa ehliyet almanız mümkün olmuyor maalesef. Şimdi başvurudan devam ediyorduk. Başvuru formunu buradan dolduruyorsunuz bu sayfa üzerinden. Burada size bazı şeyler soruyorlar. Sağlıkla ilgili health declaration diyor. Sağlıkla ilgili klasik Türkiye'de de benzer sorular zaten soruluyor. İşte gözlerinizle ilgili veya diğer varsa hastalıklarınızla ilgili temel sorular. Onları cevaplıyorsunuz. İnternet üzerinden bu formu doldurup gönderiyorsunuz. Ve sonra onlar size shortcut diston'u gönderiyorlar. Kısa bir not vereyim. Şimdi internet üzerinden bazıları şöyle bir sorun yaşayabilirler. Bu formu doldurmak istediklerinde, bu formu doldurmak istediklerinde karşılarına şimdi şey olduğu için giremiyorum, kendi person numaramla ehliyetim olduğu için de buna giremem şu anda ama karşılarına şey çıkıyor, bu formu dolduramazsınız siz diye. Bu zaman şey yapmalı lazım, yani eğer o formu internet üzerinden dolduramıyorlarsa kişi dolduramıyorsa. O zaman telefonla transport sürelerini arayıp bu formu internet üzerinden dolduramadığını söylemesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir sistemleri var. Yani şeylerin person numaralarının bu sisteme bağlanması ile ilgili bir update problemi oluyor bazı person numaralarında. Ben mesela bir yakınımda yaşamıştım böyle bir şey. Telefon açtık, internet üzerinden başvuru yapamadığımızı söyledik. Tamam ben ekliyorum dedi. Birazdan deneyildi. Daha sonra denedik ve oldu. Veya şey de yapıyorlar. Zaten arayıp söylediğinizde o formu evinize de gönderiyorlar. Yani burada internette online olarak doldurduğunuz formu eve de gönderiyorlar. O formu doldurup geri gönderiyorsunuz. Yani arada belki birkaç günlük bu posta süresini kaybetmiş oluyorsunuz. Ama eğer telefonla arayıp söylerseniz o formu açıyorlar. Yani update ediyorlar şeyi, sistemi ve siz de ona dahil olmuş oluyorsunuz. Shortcut diston'u bu şekilde elde ediyorsunuz. Yani sürücü belgesini almış oluyorsunuz ve artık ders almaya hazır bir sürücü adayı oluyorsunuz. Bundan sonra herhangi bir sürücü okulundan sürüş dersi, direksiyon dersi alabilirsiniz. Veya
Bir yakınınızdan, yani en az 5 yıldır ehliyeti olan bir yakınınızdan sürüş dersi alabilirsiniz. Tabii öyle herhangi birisine hemen gidip şey yapamıyorsunuz. Sadece bir onun da bir başvurusu var Transport Suyasen'in sayfası üzerinde. Oradan o kişi, yani 5 yıldan uzun ehliyeti olan kişi bir Hanle'lere başvurusu yapıyor. Yani ders verme başvurusu. Ve birkaç gün içinde onaylanıyor. Ondan sonra sürüş dersi verebiliyor. Böyle bir süreç var. Hani illaki şeyden almanız gerekmiyor derslerinizi bir sürüş okulundan. Çünkü dersler bazen biraz pahalı olabiliyor. Shortcut Tilsonot'unuzun gelmesinden önce işte az önce söylediğim formu doldurduktan sonra hani sağlık health ekranını yaptıktan sonra sağlık formunu, sağlık durumunuzu deklare eden formu doldurduktan sonra göz muayenesiyle ilgili bir form gönderiyorlar, bir mektup gönderiyorlar evinize. Siz de o mektupla bir göz doktoruna gidiyorsunuz. Yani göz doktoru dediğim illaki bir hastanedeki bir doktor olması gerekmiyor. Yani doktor olması bile gerekmiyor aslında. Bir gözlükçülerin de bu şeyi var, yetkisi var. Bir alışveriş merkezinde veya bir caddede hani bir büyükçe bir gözlük dükkanı varsa çoğunun gözlük, bazılarının çok az bir kısmı yok ama çoğunun bu Charcot için Sühnen undersökning diyorlar ya göz muayenesi. Bunu yapma yetkileri var. Yani 150-200 kron bazen 250 krona çıkıyor bu hani gözlükçünün şeyine kalmış. Ama 150 ile 250 kron arasında bir göz muayenesi yapıyorlar. Türkiye'dekine benzer bir muayene. Hani aşağı yukarı aynı sistem. Yine size belli harfler belli bir mesafeden gösteriliyor. Ona cevap veriyorsunuz. Bu muayene yapıldıktan sonra eskiden formu doldurup size veriyorlardı. Siz mektupla gönderiyordunuz ama şimdi şey yapmaya da başladılar. Otomatik olarak o gözlükçülerin sistemde şeyleri var. Sisteme direkt yükleyebiliyorlar sizin göz muayenenizin sonucunu. Dolayısıyla o da yüklendikten sonra şeyiniz geliyor. Shortcut Tilsonot'unuz geliyor. Ve siz artık bir sürücü adayı oluyorsunuz. Şimdi bu noktadan sonra alınacak şeyler var, alınacak eğitimler var, yapılması gereken şeyler var, girilmesi gereken sınavlar var. Onlara geçeceğiz ama yani Shortcut Tilsonot'a kadar herhalde tamamız değil mi? Yani bu konuya kadar hani aşağı yukarı bahsetmesi gereken şeyleri bahsettim ama bununla ilgili varsa akılla tıkılan bir şey o cevaplayalım yoksa devam edeceğim. Göz muayenesine şöyle bir ekleme yapayım. Az öncekinizi söylediğinizi doğrular mahiyette. Göz muayenesine gittiğiniz zaman muayeneyi yapan hekime veya oradaki sekreterye söylediğiniz zaman ki biz aynı şeyi yapmıştık. Hemen bunu unutabiliyorlar bazen yapmayabiliyorlar veya bunu orada uyardığınız anda hemen dediğiniz gibi sisteme girip anında orada sizin müracaatınızı gözle alakalı muayene sonuçlarını sistemin içerisine dahil edebiliyorlar, gönderebiliyorlar. Bunu sadece söylemeniz gerekiyor, yeterli oluyor. Evet, güzel. Demek ki bunu da bazen hatırlatmak gerekebiliyormuş. Evet, onu da unutmasın arkadaşlar. Şimdi Shortcut Tilsonot'umuz elimizde ise artık o mektup bize geldiyse düşünmemiz gereken en başta iki tane temel şey var. İki temel eğitim var. Birine risk bir deniyor. Diğerisine risk iki deniyor. Bunların sıralamasını ve planlamasını iyi yapmak gerekiyor. Çünkü hani hemen bugün gideyim de yarın şu eğitimi alayım, ertesi gün de şu eğitimi alayım gibi bir durum olmuyor genelde. Bu risk bir eğitimi herhangi bir sürücü kursunda verilebilir bir eğitim. Çünkü şöyle bir eğitim bu. Alkolün, uyuşturucunun ve diğer işte hani ilaçların, bazı ilaçların trafik üzerindeki etkilerini anlatan, gösteren, trafik güvenliğiyle alakalı bir seminer. Yani aşağı yukarı işte 2 saat civarı sürüyor. Trafik okuluna gidiyorsunuz. Oradaki yetkili bu eğitimi vermeye yetkili kişi size bu şeyi anlatıyor. Bu semineri veriyor. Ve size alkolün, uyuşturucunun, ilaçların trafikteki etkilerinden bahsediyor. Trafik güvenliği ile ilgili başka çok önemli konulardan bahsediyor. Gerçekten çok önemli bir eğitim. Yani ben kendi aldığımda birçok çarpıcı bilgi orada edinmiştim kendi aldığım zaman. O yüzden faydalı da bir şey. Bunun ücreti aşağı yukarı 700 kron. Aşağı yukarı değil tam 700 kron. Çünkü bunların fiyatları şey
Risk 1 ve risk 2 eğitiminin fiyatları sabit. Bunlar şey değiller. Esasen hani direkt şeye giden, direkt sürücü kursunun kasasına giden eğitimler değil. Bunlar sabit eğitimler. Evet, sürücü kursları da kazanıyor bunlar ama sabit. Yani kafasına göre değiştiremiyor. Sürüş dersleri söz konusu olduğunda, teori eğitimleri söz konusu olduğunda herkes kendi dilediği gibi bir fiyat belirleyebiliyor. Sürüş derslerinde 400 krona ders veren de var, 1000 krona ders veren de var. Hani bu biraz şeye bağlı. Nereden, hangi şehirden, hangi sürücü okuluna başvurduğumuza göre değişiyor. Ama risk bir eğitimin fiyatı bu. Bu eğitimi alırken illaki çok üst düzey bir İsveççe bilmek gerekmiyor. Şimdi zaten gerçi buradaki arkadaşların muhtemelen çok büyük bir bölümü şey yaptı. Yani dili öğrenmişlerdir ama hani öğrenmeyenler için de çok büyük bir dil şartı gerekmiyor. Yani ben katıldığım onlara şey verdiler. Onlara ses mi değişti? Sesim geliyor mu? Bir sorun Evet, yok değil mi? ses gitti geldi. Şu anda geliyor. Şu anda geliyor mu? Geliyor. Tamam, bir niyeyse böyle bir şey oldu. Yani dil bilmiyorsanız oradan size eğitim materyallerini, broşürlerini vesaireleri veriyorlar. Siz onları ayrıca kendiniz şey yapıyorsunuz. Zaten dediğim gibi yani buradaki bilgiler de çok öyle hani uzaya mekik göndermekle ilgili bilgiler değiller. Temel ama çok önemli bilgiler. Bu eğitimi dediğim gibi herkes yaşadığı şehirdeki herhangi bir sürücü kursundan alabilir. Ayrıca şeylerden de alınabilir bunlar. Yani trafik ve erketin şehirlerde merkezleri var, eğitim merkezleri var. Birazdan geleceğiz risk 2'ye veya Halkbahn'a deniyor buna. Bunun yapıldığı yerde ayrıca bu eğitim de veriliyor. Oradan da alınabilir. Kim nereden nasıl kolayına geliyorsa bu eğitimi alabilir. Bu eğitimi almak şart. Bu eğitimi almadan zaten bu eğitimler alınmadan sınavlara giremiyorsunuz. Yani iki tane sınav var. Bahsedeceğiz birazdan. Teori sınavı ve sürüş sınavı. O sınavlara girebilmek için mutlaka ama mutlaka alınması gereken eğitimlerden biri bu. Risk 1 eğitimi. Diğer eğitim ise risk 2 eğitimi. Halkbahn'a deniyordu eskiden. Şimdi biraz daha risk 2, risk ettan 2 falan, risk ettan 2 falan diye söyleniyor halk dilinde. Şimdi bu kaygan yol testi olarak çevirebiliriz belki. Halkbahn dediği için. Bilmeyen arkadaşlar için şey yapıyorum. Böyle bir go-kart pisti gibi bir yerde, özel bir sürüş alanında yine özel arabalarla araba kullanıyorsunuz. Arabaların içerisinde telsizler var ve o eğitimi veren müfettişin talimatlarını yerine getirip o telsizden size verdiği talimatları yerine getirip arabayı kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Yani hani araba sürmeyi tam öğrenmeden yapılabilecek bir şey değil. Ama şey de değil hani böyle araba kullanmayı bilen birisi için zor bir eğitim de değil yani. Çok hani aslında eğlenceli de bir eğitim. Ama bu eğitime başlamadan önce çok güzel başka eğitimleri de var. Yani araba sürmeye başlamadan önce orada size özel hazırlanmış bir alanda birçok bilgiyi veriyorlar. Mesela kazaya uğramış bir araç gösteriyorlar size. İşte aracın kaza yaptığı andaki hızını tahmin etmenizi istiyorlar. Herkes işte bakıyor arabanın durumuna. Araba gerçekten çok kötü bir durumda. Hani Türkçe'de de haşat olmuş bir durumda araba. Herkes işte 120 diyor, 130 diyor, 170 diyor falan. Sonra adam size o arabanın 70'le falan kaza yaptığını şey yapıyor. O zaman tabii bunu bizzat görünce insan ya 70'le kaza yapan bir araba bu hale gelebiliyor mu diye onu bizzat görünce çok farklı şey oluyor. Bu çok etkili bir öğretim tekniği. Sonra sizi bir özel şekilde tasarlanmış bir aracın içerisine oturtuyorlar. O araç bir düzeneğe bağlı ve o düzeneği çevirebiliyorlar. Yani aracın içerisinde siz böyle ters dönebiliyorsunuz. Bununla birlikte size kaza anı duygusunu yaşatıyorlar. Kazanın ne kadar korkunç bir duygu olduğunu ben orada şey yapmıştım, tecrübe etmiştim. Ve kaza esnasında çok ilginç bir şey. Arabanın içine küçük bir sünger parçası atmışlardı. Yani biz o arabanın içine biniyoruz. Sonra arabayı o düzeneye bağlı olduğu için çeviriyorlar.
arabanın içi, herkes kemerini takmış, bir kere kemer takma önemini direkt anlıyorsun zaten. Sonra araba ters dönmüşken arabanın içerisine küçük, yani dönmeden önce küçük bir sünger parçası koyuyorlar. Ve o ters dönme esnasında o sünger parçası arabanın içerisinde tabii sağa sola o da şey yapıyor, çarpıyor. O küçük sünger parçası bir yerinize çarpınca falan rahatsız ediyor. Çok ciddi bir hani hafif bir şey yani. Yani ağır, acı verdiğinden değil ama zaten o ters dönme duygusuyla birlikte müthiş bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Sonra oradan çıkınca size şeyi anlatıyor bu sefer. Ya yani arabanın içerisinde bir yere sabitlenmemiş olarak bulunan en küçük bir şeyin bile kaza esnasında ne kadar tehlikeli ve öldürücü olduğunu anlatıyor ve birçok kazada yaşanan ölümlerin de bu türlü sabitlenmemiş malzemelerden olduğunu gösteriyor. Siz de hocam yapmıştınız bu şeyi bildiğim kadarıyla, bu eğitimi aldınız. Siz de yaşamış mıydınız bunu? Evet, aldık. Zaten bir seyircimiz de yazmış. Şey yapıyorlar artık sürekli yanınızda müfettiş, sağ tarafınızda müfettiş mutlaka oturuyor. Komutu o veriyor. Örneğin kaygan bir yolda 70 kilometre veya 50 kilometre hızla giderken bir çizgi var. O çizgiye geldiğiniz anda sonuna kadar frene basmanızı istiyor sizden. Öyle bir komut veriyor. Sonuna kadar freni kökliyorsunuz. Kaygan olmayan bir yolda 20 metrede duruyorsunuz diyelim ki. Kaygan bir yolda aynı testi yaptırıyor size. Kaygan bir yolda bu sürüş, belki bu durma süreci 20 metrenin belki 2 katı, 2,5 katı sürüyor neredeyse. Evet. Dolayısıyla nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda hakikaten risk 1 ve risk 2 mutlaka alınması gereken bir eğitim ve siz de baştan söylediğiniz gibi bunlar mecbur. Şöyle bir itirafta bulunayım ben de sizin söylediklerinizden sonra. Benim yaşadığım yerlerde, daha önce yaşadığım yerler karlı buzlu yerler değildi. 3-5 yılda bir defa biraz kar yağarsa yağardı yani. Böyle bir eğitim, böyle bir kar veya buzlu yollarda hiç araba tecrübem olmadı benim. Burada bu tecrübeleri yaşadım ve bunun inanılmaz etkisi oldu, müsbet anlamda etkisi oldu. Bir de yine şunu da itiraf edeyim. Hakikaten bu benim ehliyetim vardı ve çok uzun yıllardır ehliyet kullanıyorum. 92 yılında almıştım. Hamdolsun yani kaza da yapmadım ama amadan sonraki cümle çok önemli. Ben şuurlu bir şoför değilmişim. Bilinçli bir şoför değilmişim. Yani buradaki ehliyet alma sürecinde ben herhangi bir kursa da gitmedim. Bir gidip kursta bir sürüş şey de almadım yani paralı bir şekilde. Yani direkt sizin dediğiniz gibi müracaatımı yaptım. Arkasından risk 1, risk 2 aldım ve sınavlara girdim. Tecrübeli birkaç arkadaşımızla özellikle Malmö'de birkaç defa tur attım. Bana uyulması gereken kurallar konusunda dört yol kavşaklarda vesaire. Buralarda nelere dikkat etmem gerektiği konusunda tekrar bir eğitim verdi ama şu bir gerçek, yani ben bilinçli, şuurlu bir şoför değilmişim. Bu çok önemli. Evet, yani bu aynı şey benim için de geçerli. Ben de Türkiye'de ehliyet almıştım ama ya nasıl aldım onu bilmiyorum. Çok da hatırlamıyorum aslında. Çünkü bir eğitim de almadık. İşte arabaya biniyorsun, birazcık gidiyorsun ileri, sonra geri dönüyorsun, geliyorsun. Sonra da ehliyeti alıyorsun. Böyle bir sistemdi ben aldığım zamanlar. Şimdi belki biraz daha ciddidir inşallah. Ama 19.35 oldu. Ben şeyin ne kadar kaldığını bilmiyorum. O yüzden dengeleme anlamında şu sorular da yani geliyor şöyle, taraftan. anladım. Biraz daha hızlansak aslında iyi olur. İyi Evet. oldu hatırlatmanız. Sonu biraz Şimdi hızlandıralım lütfen. tamam. Risk 2 eğitimimizi aldıktan sonra, yani risk 1 ve risk 2'yi aldıktan sonra bu iki eğitimin sertifikası Gold Chant olarak sisteme yüklendiğinde bizim artık sınavlara girebilme hakkımız oluyor. Hangi sınavlara? Teori sınavına ve sürüş sınavına. Bir, teorik bilgilerimiz sınanıyor. Bir de araba kullanma kabiliyetimiz sınanıyor. Teori eğitimiyle ilgili ben az önce de bahsettim. Buradaki bu ehliyet sınavı nokta SE sitesi bizim online eğitimler sattığımız sitenin, eğitimler sattığımız firma kapsamındaki şeylerin bir tanesi bu. Burada teori soruları var, teori dersleri var. İşte 2000'den fazla soru var. Ayrıca dersler var. Ya buradan şey yapabilir insanlar, hani teori sınavına buradan hazırlanabilirler. Teori sınavında 70 tane soru soruluyor. 70 sorudan 52 tanesini doğru cevaplamanız gerekiyor. Ama değerlendirme 70 soru üzerinden yapılmıyor. 65 soru üzerinden yapılıyor ve 5 soru, 70 ile 65 arasındaki 5 soru
deneme sorusu olarak kabul ediliyor. Onlar değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Yani 65 soru üzerinden en az 52 tane doğru yaparsanız sınavı geçmiş kabul ediliyorsunuz. Belki aklına gelen olur. Hani yanlış soru 4 tane yanlış bir tane doğru götürüyor mu falan, böyle bir şey yok. 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor. Ama sınavda bilgi soruluyor. Sınav şeyle alakalı bir sınav değil. Hani insanların zekalarıyla, genel kültürüyle falan alakalı bir sınav değil. Bilgi soruluyor. Buna örnek olarak bir soru söyleyeyim ve hemen geçeyim. Mesela Kanada geyiklerinin doğum yaptığı pardon aylar, sınavda sorulan sorulardan biri. Kanada geyiğinin doğum yaptığı aylar. Şimdi insan ilk başta ya kardeşim Kanada geyiğinin trafikle, doğumla, ehliyetle ne ilgisi var falan diyor. Ama sonra tabii onun arka planını öğrenince bu İsveç'teki geyikler, hani burada Eli denilen kuzeyde daha çok olan geyikler esasen Kanada geyikleri bunlar. Bu geyikler doğum yapmadan önce veya sonra daha sık göç ediyorlar. Ve göç ettiklerinde tabii trafiğe çıkıyorlar. Kaza riski artıyor falan. Bundan dolayı bunun yani burada size direkt bilgiyi soruyor. O yüzden hani böyle bir işte çalışmadan sınava girmenin şeyi yok. Çok fazla bir faydası yok. Mutlaka hazırlanıp girmek lazım. Ve işte dediğim gibi bizim internet sitemizde sorular var. Oradan bakabilirler. Dersler de var. İnsanlar bakabilirler. Bir de şey yapmıştık biz. Salih abi bilir, sağ olsun, onun onun selamıyla arıyor zaman zaman arkadaşlar. Şimdi bu şeyimizde bazı üyelik paketleri var. İşte burada görüyorsunuz. Onların detayına girmeyeceğim ama şöyle bir şey yapmıştık biz. En başta ben şey yapmak istemiştim. Ya işte burada bu süreçte gelen arkadaşlar var. Zaten iltica etmiş insanlar. Hani hayata yeni şey olmaya, yeni bir hayat kuracak durumda olan insanlar. Dolayısıyla biz bu eğitimleri ücretsiz verelim diye bir düşünce geçmişti içimden. Bunu paylaştım bir iki abiyle. Onlardan bir tanesi bana şey demişti, ya bu ücretsiz vermektense şey yapalım, hani bunun işte fiyatını belki indirelim ve bunun ücretini de bizim buradaki derneğimize yönlendirelim demişti. Malmö'de bir derneğimiz var. Ona yönlendirelim demişti. Biz de ona tamam dedik. Yani şunun için bunu söylüyorum. Hani bu süreçte sınava hazırlanacak bir arkadaşlar varsa buradan hazırlanabilirler. Buradan hem indirimli bir şey ücret fiyat alabilirler, hem de onun geliri yani onun ücreti buradaki derneğimize gitmiş olur. Ekstra bir bilgi olarak bunu söyleyeyim. Yani eğer şey olan üye olmak isteyen olursa Hey İnisiyatif adını da verebilir. Bizim bu sitemizden iletişime geçerken biz ona yardımcı oluruz. Bunu geçelim. Şimdi teori eğitiminin temel bilgilerini verdik. Bu teori sınavını geçtikten sonra sürüş sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Sürüş sınavı da aşağı yukarı 45 dakika ile 50 dakika. Kazanmadığınızı farz edelim. Arka arkaya kaç defa teori sınavına girebilirim? Sınırınız yok. İstediğiniz kadar girersiniz. Ücreti Hatta var mı? öyle bir efendim. Ücreti var mı? Tabii her girdiğiniz sınav için ücret ödüyorsunuz. Ne kadar? Yani şimdi şurada yazmıştım onu. Bir dakika şurada söyleyeyim. Bütün maliyetleri göstereceğim size. Teori sınavı şu anda 325 kron. Her girdiğiniz sınav için bu parayı ödüyorsunuz. Direksiyon sınavı daha pahalı. Arabalı girerseniz farklı, arabasız girerseniz farklı. Yani sınava çok girmek şey değil. O yüzden diyorum ya, insanın hazırlanması ve sonra girmesi gerekiyor. Yoksa her seferinde 325 kron verirsiniz. Sınava girdiniz ya, bunlar konuyla alakalı olduğu için soruyu sormak istiyorum. Hem de Buyurun, buyurun, buyurun. mutlaka şu anda izleyenlerin de bu kafalarında bu sorular vardır. Sınava girdiniz ve kaybettiniz. Arkasından tekrar sınav tarihi alacaksınız ve pandemi süreci var. Tekrar sınav tarihi almak için bize tiyolar verin lütfen. Yani bulunduğumuz Evet, güzel. şehirden mi Alman, örneğin Malmö'de yaşıyorum veya Trelleborg'da yaşıyorum veya Göteborg'da yaşıyorum veya daha küçük bir yerde yaşıyorum. Başka bir şehirden alabilir miyim? İlla bulunduğum şehirden mi almam lazım? Oradaki detayları biraz anlatır mısın bize lütfen? Evet, çok 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 güzel bir soru. Şimdi özellikle pandemi başladıktan sonra bu sınav zamanı bulmakla ilgili çok sıkıntılar yaşadı insanlar. Çünkü herkes gibi bu sınav inspektörü, sınav müfettişleri de
maalesef bu hastalığa yakalanıyor veya işte hastalık izni yapıyor. Dolayısıyla bütün sistem o zaman erteliyor, yani bütün tarihler erteleniyor. Şu anda tarih bulmak özellikle büyük şehirlerde zor. Önceden daha evvelden 2 aydı, yani teori sınavını geçtikten 2 ay sonra şeyi geçmen gerekiyordu. Sonra o 2 ayı 4 aya çıkarmışlardı. Bu süre zaten yetmediği için hani insanlar süre bulamıyor. Dolayısıyla sınav yeni baştan bir daha teoriye girmek zorunda kalıyorlar. Şimdi o süreyi, yani teori sınavını geçtikten sonra pandemiden dolayı bu süreyi 6 aya çıkardılar. Teori sınavını geçtikten 6 ay içerisinde sürü sınavını geçmeniz gerekiyor. Ama teori sınavını geçiyorsunuz diyelim, işte bir hafta sonra, birkaç gün sonra sürü sınavınız var, girdiniz ve kaldınız sürüşten diyelim. Teoriden geçtiniz, sürüşten kaldınız, sisteme giriyorsunuz, sürüş sınavı için yeniden gün almaya çalışıyorsunuz ve size 3 ay sonrasına, 4 ay sonrasına gün verebiliyor. Bazı büyük yerlerde özellikle. Yaşadığınız yerde sınava gireceğim diyorsanız. Ama biraz daha haritayı büyütürseniz, diğer şehirlere bakarsanız daha erken tarihler bulabilirsiniz. Yani burada o sorunuza cevap vereyim. İlla ki yaşadığınız yerde veya kayıtlı olduğunuz yerde sınava girmeniz gerekmiyor. Bu teori sınavı için de geçerli, sürü sınavı için de geçerli. Dilediğiniz yerden siz sınav için zaman ayırabilirsiniz ve orada girebilirsiniz. O yüzden bu zamanı kaybetmemek için başka şehirlerde sınava giren birçok insan var. Burada bir de şu tavsiyede bulunabilirim. Şimdi zaman zaman sınavı iptal edenler, hani atıyorum sınava girecek kişi hasta oluyor ve sınavı iptal ediyor. Giremiyor sınava. Bu iptalleri sabah saatlerinde sisteme giriyorlar. Yani sabah 8 ile 9 arasında sistemi güncelliyorlar. Dolayısıyla hani mesela dün baktığınız 3 ay sonrasına size gün veriyor. Yarın sabah baktığınız 2 hafta sonrasına zaman bulabilirsiniz. O yüzden hani böyle zaman bulma sıkıntısı yaşayanlar sabah saatlerinde sistemi, sabah 8 ile 9 arasında sistemi kontrol ederlerse oradan iptal edilen zamanları hızlıca şey yapabilirler, alabilirler. Onu söyleyeyim. Şimdi sürüş eğitimi değil mi? Direksiyon bir sürüş okuluna alabilirsiniz. İşte 500-750 kron arasında değişiyor bunların saati, sürüş eğitiminin saati. Yani hiç araba kullanmayan birisi için tabii çok uzun süre ders alması gerekiyor. Yani bu kişinin biraz daha pahalı oluyor tabii o zaman. Ama Türkiye'den işte sizin gibi araba kullanmayı bilen birisi, ehliyeti olan birisi için tabii öyle uzun 10 ders, 20 ders, 30 ders böyle bir şeye çok fazla gerek olmayabilir. Ama yine de belki 3-5 ders temel kuralları, Türkiye'den farklı olan yönlerin anlatılabileceği veya sınavda dikkat etmeniz gereken şeylerin ise anlatılabileceği birkaç ders alınmasında fayda var. Sizin durumunuzda olan insanlar için hani bahsediyorum, ehliyeti olan insanlar için. Ben örneğin bu konuda size katılıyorum. Kesinlikle, kesinlikle birkaç ders alınmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü ülkede hakikaten çok ciddi hassasiyetler var. O hassasiyetlere uyma, öğrenme konusunda mutlaka birkaç veya tecrübeli bir arkadaşımız varsa o güzergah üzerinde, çünkü o belli aşağı yukarı hangi güzergahlarda gittikleri belli. Oralarda birilerinden yardım almanız, eğer sürüş okuluna gitmiyor iseniz, birilerinden yardım almanız size avantaj olarak kesinlikle geri dönecektir. Öbür türlü küçücük bir hatada, önemli bir hatada hemen şey yapıyor, sizi bırakabiliyor yani müfettiş. Evet. Ve bir bırakılıyor olmanız sizin tekrar sınava girecek olmanız demek. İşte 1.300 kron, burada gördüğünüz 1.300 kronu bir daha ödemeniz gerekiyor. Yani sınav ücreti az değil, yani 1.300 kron küçük bir para değil. Bunu bir daha ödeyeceksiniz demektir. O yüzden öncesinde ne kadar iyi hazırlanırsanız bu tekrarlamalara o kadar az maruz kalırsınız ve daha az para kaybedersiniz veya daha tasarruflu olur. Yine şöyle bir video da verelim isterseniz. Az önce zikrettiğiniz gibi bir başka şehri seçebilirsiniz fakat oradaki yolu bilmediğiniz için, yani yolu hakikaten bilmek çok önemli. Şimdi ben Trelleborg'da yaşıyorum. Malmö'de sınava girdim. Malmö'den aldım. Örneğin Trelleborg'a gözü kapalı araba sürerim, hani tabiri yerindeyse. Fakat Malmö'de hakikaten sıkıntı yaşadım ben. İlkinde alamadım, ikincisinde aldım. Şimdi bilmediğiniz bir şehre, başka bir şehre gittiğiniz zaman, yolu bilmediğiniz zaman sizi yanınızdaki müfettiş komutlar veriyor. O komutlara göre siz yolu sürüyorsunuz. Örneğin filan numaralı otobana girin diyor. Siz bu arada
otobanı bir taraftan kurallara riayet ediyorsunuz, sağdaki soldaki işaretle bakıyorsunuz, bir taraftan yukarıdaki işaretleri okumaya çalışıyorsunuz. Bu arada yanlış yapma ihtimaliniz de çok yüksek oluyor. Etrafındaki birçok arkadaş bu şekilde maalesef kalanlar oldu. Dolayısıyla bulunduğunuz şehirde girmeniz sizin açınızdan avantaj olarak geri dönecektir. Evet, özellikle yani tanıyorsanız şehri, şehrin yollarını biliyorsanız, araba kullandıysanız, hani bir yıllık süremiz var diyoruz ya, o süre içerisinde kullandıysanız, tanıdıysanız şehrinizi, tabii ki orada girmek mümkün. Bazıları şey de diyor, ya ben küçük bir yerde gireyim, hani daha küçük bir şehirde zaten çok fazla trafik yok, dolayısıyla daha rahat olur diyor. Hani bu biraz tabii kişiye kalmış ama bana sorarsanız ben de size katılırım. Tanıdığınız, bildiğiniz yerde sınava girmeniz iyi olur. Ama şu da önemli bir nokta. Ya sınavın başlangıç noktası her zaman belli ya. Her şehirde trafik ve hareketin sınav merkezinde bu sınava başlarsınız. Dolayısıyla önceden oraya gidip oradaki çıkışı, oradan işte ana yollara girişi, trafik işaretlerini vesaireyi çalışabilirsiniz. Hatta artık Google var, Google haritalardan oradaki yolları inceleyebilirsiniz. Önemli bir şeydir bu, çünkü hani orada size sağa dön, sola dön diyecek. İşte bazı ışıklar var, bazen ışıklardan önce yaya geçişleri var, çizgiler var yollar üzerinde. Bunları sınavda dikkat ediyorlar. Ya yani bunlarda hata yapmanız çoğu zaman sınavda kalmanıza sebep oluyor. Bu yüzden hani önceden o sınav yerine gidip oraları incelemekte fayda var. İlk sınavda genelde çok aşırı dikkatli olurlar. Yani en küçük bir şeyi bile not alırlar. Zaten kendilerinin bir değerlendirme listesi var. Her size yapmanızı istediği bir şey olduğunda sürdüğünüz o yol esnasında mutlaka bir şeylere bir check atar. Yani siz doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız? Yani doğru yaptıysanız yeşil işaret koyar, yanlış yaptıysanız kırmızı işaret koyar. Ve en sonunda size o raporu zaten gösterir. İlk seferde olur da kazanamazsanız üzülmeyin. Çünkü yani ilk seferde kazanma oranı %48 son yılın şeyi bu. Yani genelde yarısı ilk seferde şey yapıyor, kaybediyor zaten. Dolayısıyla hani çok şey değil, çok üzülecek bir şey değil. Ama dediğim gibi önceden ne kadar iyi hazırlanırsanız o kadar rahat edersiniz. Şimdi sürede hızlı geçiyor. İnsan konuşurken evet, hakikaten fark etmiyor bunu. Her iki sınav sonucunu da anında öğrenebiliyorsunuz değerli dostlar. Evet, yani birinci sınavdan çıktıktan sonra daha arabanıza gidene kadar veya 5-10 metre atmadan hemen mail adresinize sınav sonucu geliyor. Zaten GoodChance veya GoodChance hemen öğrenebiliyorsunuz. İkincisinde de zaten Emre Bey'in dediği gibi yanınızdaki müfettiş hemen sınav arabayı park ettikten hemen sonra sınav sonucunu size söylüyor. Direkt yüzünüze geçtiğinizi veya kaldığınızı. İkisinde de anında öğrenebiliyorsunuz sınav sonuçlarını. Evet, yani dilerim herkes ilk seferde geçer ama biraz öncesindeki hazırlıkla çok alakalı bir şey bu. Ona göre hazırlığınızı yapın. Hazır değilseniz denemek amacıyla, ya ben bir şansımı deneyeyim diye sınava girmeyin. Çünkü bu iki sınav işte 1300 kron bir tanesi, 350 bir tanesi. Bu para yani tabii herkesin durumuna göre, hani bu parayı riske etmek isteyen olursa edebilir tabii ama bana çok anlamlı gelmiyor. Şimdi maliyetleri de göstereyim ben size. Küçük bir detay verelim isterseniz. Sınavdan önce mutlaka 15 dakika önce sınav yerlerinde mutlaka olun. Çünkü örneğin yazılı sınavda kapılar kapandıktan sonra girmediyseniz sizi içeri almayacaklar. Diğer sınavda da öyle. Müfettiş geliyor. Bir bekleme salonu var. Sizin isminizi zikrediyor. Orada değilseniz birkaç dakika sonra bir daha geliyor. Ve ondan sonra şey yapmıyorlar, sormuyorlar bir daha. Dolayısıyla lütfen bu da önemli bir detay. Yani bir 10 dakika, 15 dakika önce sınav yerinde mutlaka olun. Zaten birinci sınavda bir kontrol yapıyorlar. Sizin personel numaranızla birlikte kayıt altına alıyor girdiğiniz anda bilgisayardan. Hı-hı. Ondan sonra sizi bekleme salonuna bırakıyorlar. Lütfen 10 dakika, 15 dakika önceden sınav yerinde olmayı ihmal etmeyiniz. Evet, iyi oldu bunu söylediniz. Ben de şurada fotoğraftan bahsederken bu konuyu şey yapacaktım. Şimdi sınava girmeden önce, teori sınavına siz girmeden önce fotoğrafınızı çekiyorlar. Bu fotoğraf daha sonra bütün sınavları kazanıp da ehliyetinizi alırsanız o ehliyette olacak fotoğraf. Dolayısıyla hani sınavdan önce bir fotoğraf çekilme süreci de var. Onu da hesaba katarak erken gitmekte fayda var. Yani hem fotoğraf çekileceksiniz, belki o fotoğrafa göre de dikkat etmek lazım, hani böyle
Bilmiyorum fotoğrafta. Ben yaşadım Ne onu. bileyim, Çirik yüzlü sakallı falan falan. çıkmak istemiyorsa bir abi, ona göre belki tıraş olabilir. Hani bilin yani, orada fotoğraf çekilecek. Ben onu yaşadım. Şöyle fotoğraf çekindim. Kendimce okey dedim. Girdim, bekledim, oturdum. İçeri girdiğim zaman sınava alan, dahil eden memure fotoğrafımı beğenmedi. Beğenmeden kastım şöyle, yani teknik anlamda duruşum yanlışmış. Ve bana tekrar gidip fotoğraf çektirdi. Benimle beraber gitti. Fotoğrafı çektirdi ve tekrar içeri geldi. Dolayısıyla bu tarz teknik hatalar da olabiliyor. O yüzden hani erken gitmekte her zaman fayda var. Aynen, çünkü o ehliyet biliyorsunuz kimlik olarak kabul edilebiliyor ve ehliyetle birçok yere gidebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla oradaki fotoğrafın aynen kimlikteki, pasaporttaki fotoğrafın standartlarına uygun olması lazım. Erken gitmenizde fayda var. Burada maliyetleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sunumu da ben paylaşacağım arkadaşlarla. Ayrıca şeye de koyulacak bu. Sertifikatın sayfasına da koyulacak. Oradan da bu bilgileri, hani arada kaçırılan veya sonradan katılanlar mutlaka olmuştur. Bayağı da insan var. Oradan da edinebilirsiniz. Ayrıca bu bilgiler şey de değil, böyle çok gizli karışık bilgiler değil. Bizim internet sitemizde zaten olan bilgiler. Bakın buradaki www.ehliyetsinavi.cs sitesinde blog bölümünde olan bilgileri ben toparladım. İşte İsveç'te ehliyet almak, mesela teori sınavı için nasıl zaman alır? Burada işte bunu anlatıyoruz. Diğer birçok şeyi burada işte sayfaların internet adresiyle, linkleriyle, nereye ne yazmanız gerektiğine kadar burada anlatılıyor. Dolayısıyla hani kafanız bir şeye karışırsa tekrar gelip buradan bakabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz bir şey olursa buradaki size nasıl yardımcı olabiliriz deniyor. Buradaki kısımdan soru sorarsanız ona da mutlaka cevap verilebiliyor. Her sorunuz cevaplanır. Aklınıza takılan ekstra şeyleri bugün bahsetmeyi unuttuğumuz veya net bir şekilde anlatamadığımız şeyler varsa onları da buradan sorabilirsiniz. Yani çok da hızlı geçti. Ben de hani insan konuşurken de hocam fark etmiyor. Siz biraz daha tabii alışkınsanız hani zamanı planlayarak konuşmaya falan, ama ben çok sık böyle şeyler yapmıyorum. O yüzden Sunumu bitirdik mi? yani neredeyse bir saat. Evet, sunumum benim şu an itibariyle bitti sayılır. Yani bunun dışında varsa sorular arkadaşların, Bayağı bayağı bir biliyorsam soru cevap var. veririm. Bayağı bir soru var. Şimdi o soruları geçeceğiz hızlı bir şekilde izninizle. Bir taraftan da ben şey arkadaşlarımın soruları benim WhatsApp sayfama göndermişler. Hemen oradan izninizle okuyacağım. Göz muayenesini yaptım. 3 hafta önce risk 1 ve risk 2'ye başvurabilirsiniz diye mektup gelmedi. Nereye başvuracağım cevap gelmesi için? Hocam göz muayenesini yaptıysan size SureCode T-Stone gelmesi lazım. Yani risk 1, risk 2'ye başvuru yapabilirsiniz diye bir öyle bir özel bir kağıt yok. Size SureCode T-Stone geliyor. SureCode T-Stone aldığınız zaman temelde bu sizin risk 1 ve risk 2'ye başvurma hakkınız olduğunu da gösteriyor. Yani mesela hocam sizin gibi zaten sürüş dersi alan birisi, zaten daha evvel işte Türkiye'den şuradan buradan araba kullanmayı bilen birisi, ehliyeti olan birisi için bu direkt o SureCode T-Stone geldikten hemen sonra da şeye gidebilir. Risk 1, risk 2'ye başlayabilir. Onlar için ayrıca bir mektup göndermiyorlar ama SureCode T-Stone göndermiş olmaları lazım. Evet. Yani göz muayenesi yapmışsa ve hala SureCode T-Stone gelmemişse orada bir sıkıntı vardır. Ya göz muayenesini yaptığı yerde, işte siz dediniz ya, bazen hatırlatmak gerekiyor onları, sistemi. Öyle bir sorun olabilir. Veya işte postada bir sıkıntı olabilir. Onu bilemiyorum ben. Resmi adrese gönderiyorlar. Onu kontrol etmek lazım. Ama her durumda arayıp telefon açıp sorduğunuzda mutlaka size net bir cevap verirler. SureCode T-Stone Şunu da kağıdı gelmesi lazım. hatırlatalım. Risk 1 ve risk 2 için tekrar ısrarla söyleyelim. Size bir mektup gelmiyor. Siz Gelmiyor, bunun evet. bir sürücü bir kurs üzerinden gidiyorsunuz, müracaatınızı yapıyorsunuz ve oradan risk 1 ve risk 2'yi alıyorsunuz. Bu önemli. Yani bunun için size herhangi bir müracaat, herhangi bir belge, bir mektup gelmeyecek değerli dostlar. Aynen, evet. Kamyon Orada ve otobüs bir... ehliyeti için B sınıfından mı başlamak gerekiyor diye bir soru var böyle. Evet, yani B sınıfı ehliyetiniz yoksa bu ehliyetleri zaten alamıyorsunuz. Öncelikle B sınıfı ehliyetinizin olması gerekiyor. Ondan sonra diğer sınıfları alabilirsiniz. Ancak burada unutulmasın,
B sınıfı dışındaki bütün ehliyet sınavları İsveççe yapılır. Onları Türkçe giremeyiz. Kişi ancak bu konudaki hem İsveççe bilecek hem de bu konudaki terminolojiye hakimse o zaman girebilir. Yani hakim değilse, dile yeterince hakim değilse, terminolojiye hakim değilse biraz zor. Onların da zaten ücretli şey değil, düşük değil. Sınavlarda İsveççe. Aslında şunu söylemeyi unuttuk. Çok güzel bu detay. Değerli dostlar, yazılı sınava girdiğiniz zaman kendi dilinizle o seçeneği seçtiğiniz zaman Türkçe sınava Evet. girebiliyorsunuz. Yazılı sınava Türkçe girebiliyorsunuz. Bilgisayarda öyle bir seçenek var. Böyle bir kolaylık var. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere. Evet, en temel bilgiyi vermeyi unuttuk. Evet. Doğru, sınav birçok dilde yapılıyor, teori sınavı. Türkçe onlardan bir tanesi. İngilizce bilen arkadaşlar olabilir. İngilizce girebiliyorsunuz, Türkçe girebiliyorsunuz, Rusça girebiliyorsunuz, Arapça, birçok dil var. Bu dillerde sınava girebiliyorsunuz. Zaten bu çok büyük bir kolaylık. Yani mesela Norveç'te Türkçe girebiliyorsunuz ama hani Türkçe çalışabileceğiniz kaynak yok. Veya birçok ülkede sınava kendi dilinizde giremiyorsunuz. Bu büyük bir kayıp yani esasen. Çünkü yani ehliyet sınavını geçecek seviyede dil öğrenmek bir zaman gerektiriyor. Yani insan ne kadar iyi eğitimli olursa olsun bir zamana ihtiyacı oluyor o seviyede. Çünkü sokak dili değil bu. Oradaki terminolojiye hakim olmak bir vakit gerektiriyor. Ama İsveç'te çok şükür uzun yıllardan bu yana Türkçe sınava girilebiliyor. O yüzden arkadaşlar da sınava Türkçe girebilirler. Bir Henüz İsveççe başka o terminoloji hakim değilse bile. soru var Emre Bey. Ehliyetimi Buyurun. kaybettim. E-Devlet'ten ehliyet bilgilerimin İngilizce'ye çevrilmiş olarak belgem var. Yani bunu aldım E-Devlet'ten. Polis bürosuna gittim ve bu belgeyle araba kullanabilir miyim diye sordum. Bana bu belgeyle araba kullanamazsın dediler. Soru 1. Oturum olmadan İsveç ehliyeti alabilir miyim? Aslında bunu başta anlatmıştınız. Soru 2. Bu belgeyle araba kullanabilir miyim? Ve oturumum hala şu an yok, parantez içerisinde de belirtmiş. Şimdi oturumunuz hala yok. Dolayısıyla hani siz folkbook yani resmi olarak kayıtlı değilsiniz diye anlıyorum ben şimdi bu söylediğinizden. Orada Ama kendi Migros arkadaşım markete kayıtlı büyük ihtimalle. Yani tabii Migros market kayıtları var. oradan sormak lazım. O bilgiyi oradan almak lazım. Folkbook kayıtlı olup olmadığını. Ama oradan kayıtlı değilseniz şimdi bu oradan kayıtlı değilseniz İşte o Türk ehliyetli araba kullanabiliyorsunuz. Ama sizin bu bahsettiğim durumda Türk ehliyetinizin polis geçerli saymıyor. Çünkü kaybetmişsiniz ve yerine bir belge çıkarmışsınız. Bu belgeyi polis geçerli saymamış anladığım kadarıyla. Çok mantıklı olmasa bile saymıyor biliyor. Bazen değişik buradaki kurumlar da saymıyor. Diplomalarla ilgili benzer sıkıntılar yaşayan insanlar da oldu. Eğer geçerli sayılmadıysa polis tarafından asla riske girmeyin. Asla araba kullanmayın. Çünkü dediğim gibi Aslında yani sonuçları özür diliyorum, ağır araya oluyor. gireceğim. Şimdi chat kısmına bakıyorum. Aynı sorunun devamında bir ekleme daha yapmış. Bazen birinin evet dediğine başka birisi hayır diyebiliyor. İkinci soruyu bu sebepten mücadele etmeli miyim? Yani ikinci soruyla alakalı. Yani o belgeyle benim araba kullanmam gerekiyor diyor kendince. Polis bana hayır dedi diyor. Bununla mücadele etmem gerekiyor muyum? Tekrar gideyim bir başka müracaat edeyim mi polise? Bir başka memura belki. Anladım. Evet, güzel güzel bir şey. Doğru diyor aslında bir yönüyle. Bazen bir kurumdaki bir memur, şimdi burası İsveç, genelde doğru bilgiler veriyorlar ama her yerde insan var. İnsan olduğu yerde hata var. Bazen bir polis veya başka bir memur yanlış bir bilgi verebilir. Teyit etmekte fayda var ama ehliyetle ilgili zaten şeyin bir sayfası var. Yani işte burada ben hala paylaşıyorum zannedersem şeyi ekranıma. Şunu şöyle şey yapayım. Burada zaten bu sayfa şeyle ilgili işte Veg Trafik ve bakın burada Shortcode diyor. Shortcode'la ilgili bir sayfa. Bunlar iletişim bilgileri de var bu sayfada. Oradan direkt irtibata geçmek lazım. Onlardan bilgi almak lazım. Çünkü bu konudaki yetkili ağız bunlar. Yani polis sizin durdurdu, polis sizin belgenizi aldı. Öncelikle buraya gönderiyor. Bunlar karar veriyorlar sizin belgenizin şey olup olmadığına. Geçerli olup olmadığına. Ondan sonra hukuki süreç başlıyor. Dolayısıyla Transport Styrelsen'le irtibata geçebilirsiniz. Yani bana çok şey gelmedi. Eğer belgeleriniz yani ehliyet yerine size verilen belgeler resmi belgelerse
bunun kabul edilme şansı vardır. Ve genelde de şöyle bir bahane transpozisyon sen tarafından çok ciddi alınıyor. İşte çalışıyorsunuz ve iş dolayısıyla araba kullanmanız gerekiyor. O durumda firmanız veya çalıştığınız firma sizin adınıza böyle bir mektup yazabilir. İşte bizim böyle bir elemanımız var. Bunun araba kullanması gerekiyor. İşte şöyle bir durum var. İşte bu konuda işte yardımcı olabilir misiniz gibi. Genelde bu tür şeylere mümkünse kanunda buna izin veriyorsa yardımcı oluyorlar. Ben olsam şeyden arkasını takip ederdim. Transport istiyor senden. Bir başka soru. Aslında soruyla karışık yorum olmuş bu. Bunu ben de duymuştum. Bekleme sürecinde, oturum bekleme sürecinde. Hala oturum almamış olup çalışanların almış olduğu numara ile ehliyet alınabileceğini duymuştuk. Bu var mı böyle bir şey? Çalışanların almış olduğu some ordnings number. Some ordnings number, evet. Some ordnings number. İşte bakın şuradan onu bulayım ben madem size o sayfayı da göstereyim. Çünkü yani iltica sürecini, oturum bekleme süreci neredeyse, gerçi şu anda kısaldı, bizim zamanımızda daha uzundu ama bakın bir buçuk iki yıl bekleyenlerimiz bile var. Ben 1,5 yıl bekledim. Uzun bir zaman dilimi. O süreçte böyle bir numara edinilebilirse alınabilir mi? Burada Transport Süresi'nin bu sayfasında sorular ve cevaplar bölümü ve yabancı ehliyetlerle ilgili sorular ve cevaplar var. Bu aslında bu ve benzeri birçok soru sorulmuş. Mesela burada birinci soruda diyor ki ya top but but me sure code for Hamlanded. Yani kendi ülkemde ehliyetimi kaybettim ve yenisini almam da mümkün değil. Şey yapabilir miyim? For sure and on. Yine de sürebilir miyim? Yine de araba kullanabilir miyim? Hayır. İsveç'te sürebilmen için giltik yani geçerli bir ehliyetin olması gerekiyor. Asyl Sövkan'dayım. İkinci soru. Ehliyet için başvurabilir miyim? Degoradan Sövka, Sörkot Distont başvurusu yapabilirsiniz. Om Dükkan Stükadın Identitet, yani kimliğinizi beyan edebiliyorsanız, gösterebiliyorsanız geçerli ve güvenilir bir şeyle, kimlik belgesiyle. Bundan sonra eğitimlere işte inklusive zorunlu olan risk bir eğitimlerine ve şeylere sürüş eğitimlerine, sınavlarına da girebilirsiniz diye burada şey yapıyor. Burada bunu şey yapmış. Artı bakın bir daha kendi sayfaları var. Resmi sayfa. Can you answer comments short code? Ne yo intihar person number diyor. Yani benim geçerli bir person numaram yoksa yine de başvuru yapabilir miyim diyor. Bakalım açalım şeyi. Verilen cevap. De möjligt att ta körkort om man istället har ett samordning. Direkt bizim konuştuğumuz konu yani. Samordning numarası varsa mümkündür diyor. Bakın ben az önce buna atıfta bulmuştum bu şeyi anlatırken. Burada bu yazıyor. Burada bu yazıyı ben bana bu konuda daha önce soru soran birçok insana da burayı gösterdim, bu kaynağı gösterdim, bu linki gönderdim ve o insanlar kendi çaplarında bir mücadele verdiler ve sonunda başaramadılar. Çünkü sınava girecekleri esnada oradaki sistem benim anladığım kadarıyla person numarası üzerinden çalışıyor. Some ordering numarayı kabul etmiyor ve bu insanlar sınava giremiyorlar. Sınava kadar gerekli şeyleri yapıyorlar. Yani risk 1, risk 2'yi alıyor. Ha öyle bir şey olabilir. Ya insan bu arada onları halledebilir. Hani belki bekliyordur. Hani zaten oturumu çıkacaktır. Arada risk 1 ve risk 2'yi halleder. Oturumu çıkıp person numarası alınca da hemen sınavlara girer. Yani o anlamı oraya kadar gelebiliyor insanlar. Risk 1 eğitimi alabiliyor, risk 2 eğitimi alabiliyor. Sınava gireceği yerde karşısına sistem başka bir engel çıkarıyor. Ama mücadele etmek isteyen insanlar burada Transport Süversen'in short court bölümündeki Frogger vesaire soru ve cevaplar, hani bizde var ya sık sorulan sorular bölümü, buradan şey yapabilirler, bu kaynağı gösterebilirler. Hani kendilerine farklı bir şey söyleyen bir memur olursa bu söylediğiniz doğru değil, bakın buradaki kaynakta böyle bir bilgi var deyip haklarını arayabilirler. Belki hani dediğim gibi yani daha önceki o benim muhatap olduğum insanlar bir noktaya kadar mücadele edip sonra sıkılmışlardır. Belki başka bir arkadaş bu konuda gerçekten hani duvarı yıkan darbeyi indirir ve some ordering numarasıyla
ehliyeti alan ilk kişi olur. Devam edelim. İyi akşamlar. Risk 1 ve risk 2 eğitim aldıktan sonra kaç yıl geçerli? Yani yazılı veya direksiyon sınavına 1 veya 2 biraz düşük cümleler olmuş. 2 sonra girsek olur mu? Evet, güzel bir soru. Ben anlıyorum soruyu. O soruyu anlıyorum. Çok güzel bir soru bu. Risk 1 ve risk 2 eğitimleri 5 yıl geçerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu eğitimleri aldıktan 1 sene sonra da sınava girebilirsiniz. 2 sene sonra da sınava girebilirsiniz. 5 yıla kadar geçerli bunlar. Aldığınız tarihe göre, o tarihte itibaren 5 yıl boyunca geçerli. O yüzden söyledim ben az önce. Hani summoning numaranız var. Bununla risk 1 ve risk 2 eğitimlerini aldınız. Bu arada oturum bekliyorsunuz. Bir yıl, 2 yıl beklediniz. Artık o kadar uzun süre beklemeler yok bildiğim kadarıyla ama hani beklediğiniz bir sebepten dolayı diyelim. 2 sene sonra da girebilirsiniz. Buradaki sınırımız 5 yıl. Çok iyi. Devam ediyoruz. Teori sınavı kaç ay geçerli şu an? 6 ay demiştiniz, öyle değil mi? Teori sınavı ya aslında bu sınavın geçerlik süresi değil de burada şey verilir. Sınavdan sonra sürüş sınavını geçmeniz için size verilen Geçen süre. süre bu. Evet yani teorinin geçerliliği değil bu. Ama şu anda koronadan dolayı 6 aya çıkarıldı ama resmi süre 4 ay. Bu özel pandemiden dolayı bu süre 6 aya çıkarıldı. Ve şu anda bir süre daha böyle devam edecek. Çünkü sürekli uzatıyorlardı. En son çıkan şey de yeni bir hani değişiklik olduğunda bunu bildirecekler. Diyecekler ki işte atıyorum Mayıs'tan itibaren yeniden 4 ay kurallı geçerlidir diye bir açıklama yapacaklar ama şu anda 6 ay şey yapabilirler insanlar vakitleri var süre sınavına geçmek için. Maliyet başlığı altında arabalı arabasız yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Evet bu çok güzel, o da güzel bir soru. Şimdi sürüş sınavına dilerseniz mesela diyelim ki bir sürüş okulundan ders alıyorsunuz ve orada bir arabayla çalışıyorsunuz. Hani bir arabayla size öğretiyorlar herhangi bir sürüş okulunun arabasıyla. Dilerseniz sınava o arabayla da gidebilirsiniz. Bu büyük bir avantaj aslında. Hani alışkın olduğunuz arabayla sınava girmiş olmak. Hani rahat, koltuğunu biliyorsunuz, vitesini biliyorsunuz, gazını, debriyajı alışkınsınız arabaya. Bu çünkü sınavda çok rahatlatıcı bir şey. Sürüş okulu da buna izin veriyor genelde bütün sürüş okulları. O arabayla dilerseniz sınava girebilirsiniz. Yok ama arabanız yok veya sürüş okulunun arabası yok bu sınavı vermek için. O zaman trafik merkezinin arabalarıyla sınava giriyorsunuz. Onlar da gayet iyi arabalar. Yani genelde Volvo kullanıyorlar. Yeni model Volvo'lar kullanıyorlar. Onlarla sınava giriyorsunuz. Oradan araba alırsanız biraz daha pahalı oluyor. Ama sürüş okulunu alırsanız biraz daha ucuz oluyor. Şeyi de söyleyeyim bu arada hemen aklıma gelmiş hızlı söyleyeyim. Şimdi trafik merkezinin sınav arabalarında bazen böyle hani artık yeni modern arabalarda arkayı gösteren kameralar oluyor ya arabanın ön bölümünde hani teybin orasında bir ekranda siz arkayı görüyorsunuz. Şimdi geriye doğru giderken ben kendim sınavda kalma sebebim bu ilk sınava girdiğim zaman oradaki kameradan arkaya oradan bakarak hani bir de aynalardan kontrol ediyorum. Oradan bakarak geri doğru gidiyordum ve sonra sınavdan kaldım ve bana kalma sebebi olarak bunu söyledi. Meğerse o olsa bile ben yine de elimi yandaki koltuğa böyle atıp böyle dönüp bu şekilde bakmam gerekiyormuş arkaya. Yani böyle hani arabalarda teknik ben şey demiştim ya, madem öyle bu neden burada var diye demiştim ama tabii bu argümanın bir işe yaramadı. Sınavda yine kaldım. Yaramıyor yani bu argüman işe. Orada sınav esnasında hani bir show business tarafı var. Yaptığınız şeyleri göstermeniz lazım. Hani biraz böyle daha inspektör, müfettiş sizin onu yaptığınızı bilmesi lazım. Hani böyle bazı şeyleri gözcüyle yaparsanız göremeyebiliyor. Aynaları kontrol ediyorsunuz, yola çıkıyorsunuz falan. Bunları hani böyle başınızı biraz daha şey hareket ettirerek ona gösterirseniz daha faydalı olur. Zaten başta da söylemiştik, tecrübeli birisiyle birkaç defa pratik yapmanın inanılmaz avantajları var. Bunlardan bir tanesini ben de yaşadım. Aynı dediğiniz gibi. Ben de genelde aynaları kullanırım. Sağ sol aynaları. Geriye çok dönüp bakmam. Bu konuda ciddi uyarı almıştım. Zaten sürüş sınavından önce mutlaka arabayı şöyle dışarıdan bir kontrol etmek. Tekerlere bakmak. Hani iki kontrol arıyorlar. Bir arabanın dış kontrolü, bir de içeri oturduktan sonra iç kontrol. Yani
dikiz aynaları kontrol etmeniz, arabanın oturduğunuz koltuğu kendinize göre ayarlamanız, kornayı kontrol etmeniz, sağ sol dikiz aynaları vesaire. Yani dış kontrolleri ve iç kontrolleri dediğiniz gibi mutlaka müfettişe hissettirmeniz gerekiyor. Bazıları örneğin ben dediğim gibi iki defa girmiştim. İkisinde de dış kontrole gerek yoktu dedi. Direkt oturttu beni. Ama içeride dikkatli bir şekilde benim ne yaptığımı, oturur oturmaz koltuğa ne yaptığımı baktı, izledi. Ve dediğiniz gibi elindeki tabletten hep size tık atıyor. Yani ne yaptığını bakıyor. Bunlar önemli detaylar. Çünkü bunlar aynı zamanda sizin kalmanıza da sebebiyet verecek detaylar. Dolayısıyla bunları mutlaka tecrübeli birisinden iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Evet, şimdi şurada bizim sitemizde bu süre sınavı için dikkat edilmesi gerekenler diye bir yazı var. Bugün de bir süre olmadığı için her konuya detaylı giremiyorum. Ama arkadaşlar buradan biz işte madde madde bazı şeyleri şey yaptık, anlattık. Bu yazılar, yani bu blog bölümündeki bilgilendirme yazıları tamamen zaten ücretsiz. Hani üye olmanız da gerekmiyor. Merak ettiğiniz şeyler oldukça buradan girip bakabilirsiniz. Devam edelim abi sorulara. Devam edelim, evet. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden aldığınız ehliyet İsveç'te geçerli sayılıyor mu? Evet. Diyabetlilerin ehliyet süreçleri nasıl oluyor ve aldıktan sonra nasıl ilerliyor? Çok güzel bir soru. Bilmiyorum. Yani bakmamız lazım buna. Evet, ben de hatırlamıyorum ama bazı hastalıklarda hani o ilk... Yani bu şeylerden biri. Bu, şunu söyleyeyim. Bu size yapılan her su deklarasyonunda size sorulan, yani sağlık bildiriminde sorulan sorulardan biri. Ama buna siz evet bu işte böyle bir hastalığın var diye beyan ettikten sonra nasıl bir süreç oluyor onu bilmiyorum ben. Ona bakmak lazım. Onu araştıralım. Daha sonra bu şeye ekleyeceğimiz yazıya bu sorunun cevabını koyalım. Ben onu araştırıp size dönerim. Bunu da cevapsız bırakmamış oluruz. Yani şeyden dolayı şunu biliyorum. Mesela kalp rahatsızlığı, kalp ameliyatı geçiren bir tanıdığım olmuştu. O bunu beyan etmişti. Sonra onunla ilgili birçok şey istediler. Yani işte o yapılan işlemlerle ilgili belgelere vesaireler istediler. Yani mutlaka yapılan her beyanın, orada sorulan soruya verilen her cevabın arkasında bir işlem gerekiyor. Ama tabii diyabetle ilgili özel bir tecrübemiz yok şu ana kadar. Öğrenip dönebiliriz. Aslında Ahmet Bey de buna benzer bir soru sormuş. Diyabetlilerin ehliyet süreci nasıl oluyor ve aldıktan sonra nasıl ilerliyor? İsveççeyi bitiren bir kişi sınava İsveççe girmesi sıkıntı olur mu diyor. Yani sıkıntı olmaz. Yok, hayır, tabii ki İsveççe girmesi sıkıntı olmaz. Buradaki mesele ama şöyle. Şimdi bakın ben buraya yeni gelen çocuklara da İsveççe öğretiyorum. Şimdi 3 çeşit dil var biliyorsunuz. Vardag språk, school språk ve akademik språk deniyor burada. Yani günlük dil, okul dili ve akademik lisan. Şimdi ehliyet sınavını geçmek için günlük dili biliyor olmanız yeterli değil. Okul dilini biliyor olmanız yeterli değil. Yani gerçekten iyi bir dil biliyor olmanız gerekiyor. Veya bu alanda çalışıyorsunuzdur. Mesela Türkiye'den zaten ehliyetle ilgili bir iş yapıyordur. Hani bu terminolojiye hakimdir. İngilizcesini biliyordur falan. O zaman tabii ki kolay olur ama bu terminolojiye hakim değilseniz günlük bir İsveççe değil buradaki İsveççe. Yani kavramlar mesela kol dioksit diyor. Mesela kol dioksitle ilgili işte sera gazları ile ilgili, karbondioksit ile ilgili hani böyle hem kimyayı ilgilendiren, trafiği ilgilendiren birçok terim var. Bunlara hakimse kişi İsveççe girmesi kesinlikle iyi. Zaten İsveççe eğitimler yani internet üzerinden bulunabilir. Yani mesela ben kendi internet sistemden çok çok daha uygun onların fiyatları. Çünkü neden? Zaten masrafları yok. Onlar için hani bir tercüme, bir yeniden hazırlanma şeyleri yok. Ve birçok alternatif var. Çok daha uygun fiyata şeyler de bulabilirler. Eğer İsveççe gerçekten biliyorsa ama. Bir başka soru var. Otomatik viteste sınava girip ehliyet alan düz vites kullanabilir mi? Hayır, kullanamaz. Evet, güzel soru. Bu konuya değinmedik. Evet, yani otomatik, mesela benim ehliyetim de otomatik vites ehliyeti. Ben düz vites bir araba kullanamam bu ülkede. Türk ehliyetim olduğu için başka ülkelerde düz vites araba kullanabilirim. Ama İsveç'te kullanamam. Yani otomatik olarak ehliyetinizi almışsanız
manuel araba kullanamazsınız. Tersi olursa manuel olan otomatik Manuel olarak. olan kullanabiliyor. Evet, manuel olan ikisini de kullanabiliyor. Peki konuya başlarken bir şey söylemiştiniz. İş müracaatlarında ehliyet sahibi olmanın avantajlarından bahsettiniz. Piyasada iş sektöründe hangi vites daha geçerli? Hangisini almak daha avantajlı? Ya şimdi şöyle, tabii daha çok ya bilhassa hizmet sektöründe olan firmalar daha çok hani manuel arabaları kullanıyorlar. Burada tabii çalıştığınız firmanın kullandığı arabayla ilgili bir şey ama yani manuel tercihen daha avantajlı. Lakin manuelin, mesela benim gerekçem şuydu, manuelin sınavı biraz daha zor. Çünkü orada Milieu Schörning denen bir şey var. Yani çevre dostu bir sürüş sistemi. Ona göre bir vites değiştirme sistemi var. Ona göre bir arabayı durdurma, motor freni yapma vesaire, böyle şeyler var. Bunları bize Türkiye'de öğretmediler. Bunları bilmiyorum. Bunlar için ben ya gidip şey alacaktım, yani gerçekten ders alacaktım ve bunları bir daha baştan öğrenecektim. Ya da buna gerek yok. Ben zaten hani bazı insanlar gibi, hani böyle bazı insanlar da araba kullanmayı sever, İşte manuel kullanma zevkinden falan bahsediyor. Ben de öyle bir durum yok. Ben otomatik, benim işimi görüyor. Daha da iyi benim için. Haliyle otomatik aldım. Ama eğer iş amaçlı kullanacaksa, atıyorum mesela bir hizmet sektöründe çalışan bir firmadaysa, işte paket teslimi yapacak, genelde araçlar manuel. İşte temizlik firmasında çalışıyor, genelde manuel. Bu manuel olmasına daha büyük bir şey görüyorum ben, fayda görüyorum. Sürüş sınavında navigasyon kullanılmasına izin veriliyor mu? Navigasyon kullanmıyorsunuz çünkü sürüş sınavında nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Sürüş sınavında sizin bir rotanız yok. Sürüş sınavında müfettiş yanınıza oturuyor ve size talimat veriyor. Sağa dön diyor, sağa dönüyorsunuz. Sola dön diyor, sola dönüyorsunuz. Navigasyon kullanamazsınız. Hani bir rota yok. Yani otoyola gideceğiniz zaman size yolun ismini söylüyor. İşte E20 diyor, işte E33 diyor, E3 diyor. Siz yolu buluyorsunuz. Yani dolayısıyla hani bir rotanız yok, o yüzden şeyde kullanamazsınız. İsveç'te aldığınız kamyon ehliyetiyle Almanya'da iş bulsak çalışabilir miyiz? Veya soruyu şöyle de soralım. Dünyanın farklı ülkelerinde, Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da İsveç ehliyetiyle almış olduğunuz bir kamyonu kullanabilir misiniz, çalışabilir misiniz? Evet, şimdi Geçerli mi? ehliyetler Avrupa Birliği'nin bütün ehliyetleri bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli. Yani İsveç'te aldığınız kamyon ehliyetini dilediğiniz gibi gittiğiniz bir ülkeye çevirebilirsiniz. Hatta bir ilginç bir şey söyleyeyim. Kamyon ehliyetiyle ilgili değil de Danimarka'da yaşayan bir arkadaşım, orada çalışan, burada Malmö'de yaşayan bir arkadaşım, Danimarka ehliyeti vardı. Ve köprüden gelirken hız yapıyor. Polis onu durduruyor ve çok yüklü bir ceza yazacağını söylüyor. Tabii bu ceza aynı zamanda şeydi demek. Ehliyetin de iptal edilmesi demek. Danimarka polisi böyle uyarınca yani İsveç'e geliyor. Buradan ehliyetini, Danimarka ehliyetini İsveç ehliyetine çevirtiyor. Sonra Danimarka ehliyeti kendi Danimarka ehliyetini iptal ediyor. Sonra bu da, o ben rahatım tabii diyor. Hani artık Danimarka ehliyeti, İsveç ehliyetim var, onunla kullanırım diyor. Böyle bir süre sürüyor tabii, rahat bir şekilde. Daha sonra tabii ortaya çıkınca olay biraz daha büyüyor ama yani şunu diyeceğim, çok rahat bir şekilde Avrupa Birliği içerisinde ehliyetleri şey yapabiliyorsunuz, yani çevirebiliyorsunuz birbirine. Geçerli yani. Okay. Türkçe sınavlarda zannediyorum teoriden bahsediyorum. Türkçe sınavlarda genellikle tercüme sıkıntıları oluyor diyorlar. Doğru mu? Ya bu biraz şey bir konu, bu da tartışmalı bir konu. Ben girdiğim zaman ve genel itibariyle duyduğumda bir tercüme problemi. Yani şöyle bir problem. Tabii tercüme çok şey bir konu. Yani mesela bugün ünlü yazarların kitaplarında bile tercümeleriyle ilgili tartışmalar çıkıyor. Şimdi tercüme büyük bir tartışma. Buradaki asıl mesele, sorunun anlaşılmasına sebep olacak bir tercüme hatası var mı? Bu çok düşük ihtimal. Yani sorunun anlaşılmasına problem, sıkıntı çıkaracak bir tercüme hatası genel itibariyle yok. Ben de Ama şöyle söyleyeyim. Ben de buna katılmıyorum. Yani ben de girdim, Türkçe girdim sınava. O zamanlar İsveççem de hiç iyi değildi. Yani daha yeni C'ye başlamıştım ben, İSFİ C'ye. Hiç iyi değildi. Ben bir problem görmedim ve ilkinde hemen geçiverdim. Yani hiç sıkıntı olmadı yani. aynen. Ya bazen ama şundan dolayı oluyor ya. Buradaki soru sorma tarzıyla bizim Türkiye'de alışık olduğumuz soru sorma tarzı aynı değil. Ya bizde mesela aşağıdakilerden hangisi falan filan da diye bir soru tarzı. Burada öyle bir şey yok.
Burada daha farklı bir şekilde soruyorlar. O yüzden insanların biraz kafası karışabiliyor ama sorunun anlaşılmasına sıkıntı verecek bir tercüme problemi yok bence. Şimdi son soruyu, soru da kalmadı. İnşallah unutmamışımdır. Eğer değerli dostlar unuttuğum sorular varsa lütfen hemen copy paste yapın, tekrar en sona atın. Chat kısmından atlamış olabilirim aklınıza sığınarak. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Şöyle bir soruyla bitirelim daha doğrusu. Şimdi pandemi süreci yaşıyoruz. Bunu aslında genel konuların içerisinde konuştuk ama bu pandemi süreci ehliyet almayı nasıl etkiledi? Ya pandemi süreci tabii aslında çok birçok insan için kötü etkiledi. Çünkü en başta bir zaman bulma sıkıntısı var. Yani hani sınav için vakit bulma sıkıntısı var. İnspektörler sayıları çok azaldı. Dolayısıyla sürekli sınavlar erteleniyor. Böyle bir sorun var. Bu yüzden planlamanın önemi çok arttı. Yani ehliyet almaya bugün karar verdiyseniz bugünden itibaren bir rota çıkarmanız lazım kendinize. Görüşmeler yapıp risk 1'i, risk 2'yi planlamanız lazım. Tarihlerini planlamanız lazım. Sonra teori sınavı için tabii risk 1, risk 2'yi yapmadan zaman da alamıyorsunuz sistemde. Dolayısıyla onları önce halledip sonra teori ve sürü sınavını planlamak lazım. Şimdi planlamanın önemi biraz daha arttı ama şey de değil yani hani sonuçta uzaya mekik gönderme gibi bir iş de değil. Halledilebilir bir şey. Ama pandemiden dolayı çok şey var. Ya benim mesela işte sitemize üye olan insanlar arasındaki en büyük sıkıntılardan biri bu. Yani tarih bulamıyorlar sınava girmek için. Yani teori sınavına hazırlanıyor sitemizden, kazanıyor. Ama ondan sonra süre sınavına işte diye bir hafta sonra giriyor, kaybediyor. Ama bir daha 3 ay sonrasında bir kez, dolayısıyla o 6 ay içerisinde bir kez veya 2 kez deneme şansı oluyor. Onda da kazanamayınca bu sefer bir daha yeni baştan teori. Çünkü burada eğer o 6 ayı bahsettik ya 2'de bir, eğer 6 ay içerisinde kazanamazsanız bir daha tekrar teori sınavına girmeniz gerekiyor. Yani bir daha yeniden teori sınavına para ödüyorsunuz, yeniden o sınava giriyorsunuz, stresi yaşıyorsunuz, sonra bir daha sürüşe giriyorsunuz. Haliyle iyi planlama yapmak lazım bence. Okey. Selami Bey, zannediyorum sorunun cevabını da aldınız. Ben de onu soracaktım. Yani bu 6 aylık verilen vakit bittikten sonra ne yapıyoruz? Tekrar sil baştan teoriye giriyoruz. Risk 1, risk 2 iptal edilmiyor. Ama Hayır, hayır. teori sınavına tekrar giriyorsunuz sıfırdan. Tekrar parasını veriyorsunuz. Tekrar o sınava hazırlanıyorsunuz. Ve arkasından kazandıktan sonra tekrar sürüş sınavına tekrar dediğim gibi hazırlanıyorsunuz. Yani o 6 ayı Emre Bey'in dediği gibi çok iyi planlamanız gerekiyor. Ahmet Bey'in bir sorusu var. Ehliyet sınavı nokta S'den nasıl indirim alabiliriz? Şimdi şöyle yapabilir arkadaşlar. Şimdi Hey inisiyatif et, yani buradaki insanlar seçimi duyuyorlar zaten. Hey inisiyatif et adıyla bu site üzerinden başvuru yaparlarsa burada zaten işte burada üyelik paketleri var, hemen üye oluyor. Buradan seçip üye olabilirler. Birincisi şu, şöyle bir indirim yapalım diye. Daha evvel dedim ya bir abiyle konuşmuştuk, o da ücretsiz yapacağına bunun ücretini derneğe aktaralım dedi. Şöyle bir şeye karar vermiştik o zaman. Burada üyelik paketleri var. İşte 90 günlük garantili denen bu paket var mesela. Bunda da şöyle bir özellik var. Olur da hani bu 6 aylık süreden dolayı biraz da bu şeyi yaptık. Olur da kazanamadınız. Bize bildirim yapıyorsunuz. Ben sınavı kazanamadım. Yeni tarih aldım. Atıyorum 2 ay sonrası yani şu vakte. Benim üyeliğimi uzatın diyorsunuz. Uzatıyoruz bu 1499 kron olan bu pakette. Ama bu hey inisiyatif şeyiyle adıyla bize gelen herkes hangi paketi seçerse onun bir altındaki paketin ücretini ödüyor. 60 günlük yerine bunu ödüyor, bunun yerine bunu ödüyor. Buradan inceleyebilirler hangisi kendilerine uygunsa, planlamasına uygunsa. Bunu Hey Selfie'nin adını bize vermesi yeterli. Kaydolurken buradan yazabilir, mailini yazarken söyleyebilir veya buradaki iletişim şeyinden, panelinden söyleyebilir. Biz o zaman o indirimleri devreye sokarız. Zaten iletişim numaralarımız vesairelerimiz de var. Oradan da şey yapabilirler. Bize ulaşabilirler. Telefon numaramız, mailimiz vesaire. Burada Değerli dostlar, firmamız. tekrar hatırlatalım. Buradan elde edilen kazanç Emre Bey'in para cebine gitmiyor. Buradaki bizim Skone bölgesindeki derneğimizin kasasına gidiyor. Lütfen bu konuyu düzgün anlayalım. Dolayısıyla bu Evet. şahsi bir şirket, şahsi bir business değil bu. Buradan ne Aynen. gelirler? Derneğin kasasına gidiyor. Peki şöyle bir şey sorayım. Ben evde 2 kişiyiz, eşim ve ben.
İkimiz de karar verdik ehliyet almaya. Ve almış olduğumuz bu paketten eşim ve ben istifade edebilir miyim yoksa? Ya siz evdesiniz. Şimdi şöyle bir bu güzel, çok güzel bir soru. Tabii siz aynı evdesiniz, aynı çatı altında yaşıyorsunuz. Bizim için böyle şöyle bir güvenlik sistemimiz var. Hani insanların işte bir üyelik alıp kuzeniyle, amcasının oğluyla, arkadaşıyla paylaşmasını engellemek için bir güvenlik sistemi kullanıyoruz. Bu güvenlik sistemi siteye yapılan bütün girişleri, nereden girilmiş, hangi cihazlara girilmiş, hangi sayfa, bunları görebiliyor. Ama siz aynı evdesiniz. İşte bir iPad'iniz var diyelim. iPad'den çalışıyorsunuz. Siz çalışmışsınız, eşiniz çalışmış, fark etmez. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama şöyle bir şey olduğu zaman, o zaman güvenlik sistemi hemen kapatıyor. Siz diyelim evden çalışıyorsunuz. Eşiniz de bir iş yerine gitti. İş yerindeki bilgisayardan girdi. Şimdi sistem o iş yerinde yapılan girişin sizin eşiniz olup olmadığını bilemez, anlayamıyor. Dolayısıyla otomatik sistemi kapatıyor. Sonra sıkıntı başlıyor. Bu yüzden ben diyorum hani böyle durumda olan, eşiyle birlikte çalışacak olanlar evlerindeki aynı cihaz, hangi cihazı kullanacaklarsa o cihazla giriş yaparlarsa bir sorun yaşamazlar. Zaten şey de değil yani açıkçası şunu da söylemek lazım. Yani bu etik de değil. Size verilen şifreyi başkalarıyla paylaşmak çünkü bu zaten hizmet endeksi kullanılacak. Dolayısıyla o tür konularda hani böyle küçük zaten yapmaz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Yok, Devam, ben devam. bizim evet böyle bir sıkıntı bizim arkadaş yaşayacağımızı hiç düşünmüyorum. Yani ama sorduğunuz için cevap verdim yani. Son bir soruyla bitirmiş olalım. İptal edilen, Arif Bey sormuş, iptal edilen 5 soru doğru cevaplardan düşüyor yoksa yanlış cevaplardan Çok mı? güzel değil mi? Evet, bu da güzel bir soru. Maalesef bilmiyoruz bunu. Bunu söylemiyorlar. Yani sınav sonucunda da zaten sizin doğru ya da yanlış yaptığınız soruları göremiyorsunuz. Yani teori sınavına girdiniz ve sınavdan kaldınız. Yani integer quotient, undecent oldunuz. Ulan neyi yanlış yaptım ben? Ne doğru oldu? Bir bakayım. Bakamıyorsunuz. Yani soruları size bir daha göstermiyor. Dolayısıyla o 5 sorunun, yani test soruları olan 5 soruların hangi sorular olduğunu da bilmiyorsunuz. Doğru yaptıklarınızdan da gidebilir o 5 soru. Yanlış yaptıklarınızdan da olabilir. Hangileri olduğunu bilmediğiniz için bu soruya bilemeyiz. Yani kimse bilemez. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi sınav şöyle bir sistem. 16 testlik bir soru havuzu var şeyin. Trafik Merkezi'nin, sınavı yapan kurumun. Ve o soru havuzundan bir bilgisayar programı belli algoritmalar kapsamında soru seçip soruyor. Mesela trafik reglerden 32 soru soruyor. Milyodan şu kadar falan. Şimdi o şeye göre rastgele seçiyor. Yani size sorulan sorularla hemen sizin yanınızdaki bilgisayarda sınava giren kişiye sorulan sorular aynı değil. Yani tamamen bir bilgisayar algoritması olduğu için hiç kimse bunu bilemez. Bana bazen diyorlar ya işte ben şurada sınava gireceğim, bana orada çıkacak soruları vereceksen iyi olayım diyor. Ya ben ne oradakileri biliyorum ne başka bir yerdekileri biliyorum. Yani bunu kimse bilemez. Çünkü bilgisayar programı seçiyor. Hani o yüzden biraz daha insanın şeyine bağlı, hani talihine bağlı yani. Zaten öyle de düşünmemek lazım. Hakikaten çalışmak lazım. Çünkü Aynen. ihtiyaç bu. Araba kullanıyorsunuz. Az önce dediğiniz de çok önemli. 16 farklı paket var. Her pakette 70 tane soru. Yetmiş Çarpın soru. bunu. Sizin Evet. 16 defa, 17. defada bir ihtimal, yani o algoritma Evet. çok önemli. Bir ihtimal tekrar paket olarak da önünüze gelmeyebilir. Yani Paket olarak dolayısıyla gelmiyor. ihtimal yok yani. Böyle bir ihtimal Evet. yok. Emre Bey çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ben Programa katıldınız. teşekkür ederim. Sağ olun. Bayağı da insan katıldı. Çok mutlu oldum. Hani paylaşabildiğim için en azından bildiklerimi. Dediğim gibi yani eğer ekstra bir daha sonra aklına gelen bir şey olursa bize burada ekran hala paylaşıyorum ben galiba daha durdurmadım. Evet, artık Buradaki ekran iletişim paylaşımı şeylerimizden şey yapabilir insanlar ulaşabilirler. Seve seve ben bilgimi paylaşmaya hazırım. Size de teşekkür ediyorum. Ayrıca Hey inisiyatife de çok teşekkür ediyorum. Yani müthiş bir şey bu. Onunla kapatayım, son sözlerimi söyleyeyim. Bu iş, yani bu bilgi paylaşımı işi çok değerli bir şey. Bundan daha iyi ve daha anlamlı bir şey, en azından yeni gelen insanların hayatına katkıda bulunmak adına çok zor. Bu bilgiler her yerde, dışarıda bir trafik levhasında yazılı olan her tarafta bulabileceğiniz şeyler değil. Benim paylaştıklarım belki biraz daha basit şeyler ama birçok program yapıldı, öyle değil mi? Sağlıkla ilgili, öğretmen olmakla ilgili. Hani o bilgiler en azından çok değerli, kıymetli bilgiler. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Hani buradaki toplumumuza bir katkı yaptığınız için Hey inisiyatifi olarak
Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Katılan seyirciler adından biz size teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Değerli dostlar, tekrar hatırlatalım. Ehliyetsınavı.s üzerinden Hey İnisiyatifi'nin adıyla müracaat ettiğiniz zaman çok ciddi bir indirim alacaksınız. Bu indirimi lütfen kaçırmayın. Şu anda ehliyet almayı düşünen arkadaşlara tekrar hatırlatmış olalım. O da dediğimiz gibi Skone bölgesindeki derneğimizin kasasına gidiyor. Oradan elde edilen gelirler. Efendim, cümleten hayırlı akşamlar diyoruz. Umarım sizlere faydalı bir yayın yapmışsınızdır. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı farklı konu ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar. Emre Bey, şeyin sunumunuzun son halini bana gönderirseniz tekrar, tamam. Onu da sormuşlardı, onu da hatırlatalım. Değerli dostlar, sunumu ve bu bilgileri inşallah Hey İnisiyatif'in web sayfasında bulabilirsiniz.